Gastro TV konuğu, kilometrelerce uzaktan bir Türk şefimiz, Soçi'den, Marriott Otel'den Ömer Yalçın şefim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim şefim, siz nasılsınız? Bu dönemde özellikle nasılsınız? Bu dönemde son dönemlerde kötüydük ama bugün bir toplantı yaptık. Bayağı bir iyi haber aldık. İyiyiz. Şu saatten sonra iyiyiz, Allah'a şükür. Çok iyi. Haberler güzel o zaman. Bizim için çok iyi. Yani Rusya için. Rusya bölgesindeki oteller için iyi bir haber. Birazdan Ondan onlarla ilgili bilgileri alacağım şefim sizden. Ama bir Ömer Yalçın'ı tanımak istiyoruz. Bir kendinizden bahsedin bize biraz. ben 32 yaşındayım. Gaziantepliyim. Evet. Gaziantep Turizm Otelcilik mezunuyum. Sonra kendim Antalya'da yetiştim. Çok uzun yıllar Antalya'da çok kaliteli ustalarla, Hüseyin Yüreğir'le çalışma şansı yakaladım. Uzun yıllar onunla çalıştık. Sonra Mahmut Öztürk, Levent Tansal gibi çok değerli ustalarla çalıştım. Tabii Türkiye'de çalışmam bir 12 yıl kadardı. 13 yıl kadar. Antalya'da daha doğrusu. Evet. Ondan öncesi Gaziantep var. Gaziantep'te çeşitli restoranlarda çalıştım, otellerde çalıştım. Okuldan sonra Antalya'da bir 12-13 yıllık süreç oldu. Ondan sonra yurt dışına çıkma şansını elde ettim. Çalışmış olduğum şirket sayesinde tabii ki. Çünkü Rixos şirketinde çalışıyordum. Onun sayesinde Kazakistan, Dubai, Mısır, Rusya gibi ülkelerde çalışma şansı yakaladım. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum şefim. Teşekkür Şimdi ederim. bu dönemdeki yaşadığınız, özellikle Türk mutfağımızı bir Türk şefi olarak bizleri temsil ettiniz. Bizleri gururlandırıyorsunuz. Temenni ediyoruz ki birçok şefimiz de inşallah yurt dışında bizleri temsil ederler ve bunlarla ilgili neler yapılması gerekiyor? Bunları tek tek soracağım şefim. Bunlarla ilgili Tamam. düşünen şeflerimize de bir en azından ön bir bilgi vermiş oluruz. Ama bundan önce evet, Soçi'de pandemi dönemin nasıl geçti? Şefim, kendin önlemlerini nasıl aldın? Otelimizde ne gibi kurallar var? Türkiye'de de bu kurallar ne yazık ki şu an başladı. Hatta Antalya bölgesinde yavaş yavaş kısıtlamalar kalkıyor. Biz de sezonu başlamak istiyoruz burada. Ama oradaki durum nedir? Şimdi öncesini anlatayım. Normalde Sochi Marriott, Krasnaya Poliana zaten Marriott bellice bir çok kaliteli bir otel zinciri. Otelin her 6 ayda bir zaten kontrolleri oluyor. Kendi Marriott içerisinde. Ve şöyle bir durum var. Biz burada Krasnaya Poliana Resort'e ait bir otel burası. Yani Evet. Sochi şehrinin Krasnaya Poliana dağlık bölgesindeki Rixos, Marriott, Courtyard, Novotel, Mövenpick ve belli başlı böyle çok kaliteli otellerin olduğu şirkete ait çalışıyoruz biz. Marriott'un 6 ayda bir kendi kontrolleri geliyor. Krasnaya Poliana şirketinin ayrı ve devletin de ayrı bir kontrollerinden geçiyoruz burada. Ve öncesinde şöyle bahsedeyim. Biz zaten mutfakta maksimum hijyene sahip çıkıyoruz, yani kontrol ediyoruz her zaman personeli. Ve bu COVID çıktıktan sonraki almış olduğumuz önlemler personelin otele girişinde ateşlerinin kontrol edilmesi oldu. Zaten eldiven kullanımı kesinlikle 24 saat herkes eldivenini kullanıyor, iç temizliğini yapıyor. Maske kullanılmaya başlandı. Tüm ürünler, yani büfede servis etmiş olduğumuz ürünlerin hepsini kapaklı şekilde, yani cover olarak servis edildi. Herhangi bir misafir bir şeyler alırken veya yanından geçerken bir şeyler düşmesin diye, herhangi bir şeyler bulaşmasın diye kapalı şekilde servis yaptık. Ve alınan önlemler, bir de restoranda misafirler yemek yerken mesafeyi korumak amaçlı işte restorandaki masa sandalyeleri ikişer metre kuralına uyarak uzaklaştırdık. Şimdi devletten bugün almış olduğumuz yeni kurallar da onu içeriyor zaten. Örneğin
personel hakkında bilgi verebilirim değil mi? Şimdi şu anki kuralı hakkında. Tabii. Tabii. Şu an gelen kural, örneğin tüm personel işte bu pazartesinden itibaren her 14 günde bir COVID testinden geçmek zorunda kıldılar. Ve oteli Haziran 1 itibariyle açıyoruz. Bulunduğumuz bölgedeki bazı oteller açılacak. Ama evet. Otelin %30'luk... Burada bir şey sormak istiyorum şefim. Otelimiz açılacak. Evet, hayırlı olsun şimdiden. Sezon açılışı yapıyorsunuz. Şimdi mesela Türkiye'de yarım doluluk, yarı doluluk olarak başlıyor. İşte bu dediğiniz gibi yine mesafeler uygulanıyor gibi kurallar var. Sizde de aynı şekilde mi olacak? Evet, maksimum %30 doluluk oranı şartı koşuyorlar. Ve zaten bizim otel kahvaltı oteli. Çünkü yani B&B çalışıyoruz. Sadece kahvaltı salonumuz büfe evet. olarak servis yapıyor. Hmm. Ve ondan sonra alikartlarımız var. Misafirlerimiz oradan hizmet alıyorlar. Ama bu süreç evet. içerisinde alikartlarımızı açmayacağız. Sadece bir alikart açılacak. Oda servisinde hizmet vereceğiz. Yine restoranda yemek isteyen misafirler yine 2 metre kulağına uyma şartıyla garson arkadaşlarımız serviste eldiven ve maske takma şartıyla hizmet alacaklar ve evet. biz hizmet sunacağız misafirlerimize. Evet. Burada şunu sormak istiyorum Hı. size. Şimdi diyelim ki evet, sabah bir açık büfe olayımız var, alakartımız var ama açık büfe evet. konusunda da yine o mesafe muhakkak uyulacaktır. Ya bunun için ekstra bir önlem var mı? Ekstra önlem ve şöyle söyleyeyim. Restorantın misafir restoranta girecek. Restoran girişinde antipestikler bu ellerimizi şimdi Türkçesi de çıkmadı. Evet. Dezenfektanlar ile evet. oluyor. Hijyen jelleriyle yıkanıyor. Sonra her bir büfede, her bölümde yine dezenfektanlar olacak. Başka evet. sonra housekeeping arkadaşlarımız almış olduğu önlemler var. Yani her 3-4 saat içerisinde odaların dezenfektanla temizlenmesi ve odalara girerken yine maske, eldiven bonelere dikkat edecekler. Bu tarzda bir önlemler var. Sonra zaten biz evet. elimizden gelen temizliğimizi yapıyoruz. Mutfak tamamıyla hijyenle çalışıyor tüm mutfak. Evet, asıl onu sormak istiyorum şefim. Şimdi özellikle hani akşamları tabii ki daha yoğun oluyordur. Sabah evet. açık büfede de oluyordur ama siz akşam açık büfe olmadığını ilettiniz. Evet. Açık büfe öncesi bir yoğunluk vardır. O bir telaş Hı-hı. vardır. Herkes evet. bir an önce hazırlamak ister. Hı-hı. Tam genelde shift değişimi zamanlarıdır. Öyle bir heyecanlı bir yoğunluk vardır evet. O süreç içerisinde. İşte bu süreçte oldukça herhalde kontrollü olmak gerekecek. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ya bizim buradaki Türkiye'deki Türkiye ile buradaki aradaki fark, biz burada alikart çalışıyoruz. Bu alikart çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki gibi büfe değil hiçbir şey. Sadece kahvaltıda büfe evet. verdiğimiz için sabah çok evet çok yoğun geçiyor. Bayağı bir yoğun geçiyor. Aslında oteli kapatmadan önceki dönemi anlatmak isterim. Bizim %50 Rus misafir, işte %30'u İsrail ve gerisi Arap ülkelerinden, İran'dan gelen misafirlerle doluyordu otelimiz. Ya, otelimiz de yani 428 oda. Büyük bir otel. Buradaki otellere nazaran çok büyük bir otel. Böyle bir çünkü otelimizin içerisinde bir de kazino bulunuyor. Ondan dolayı otel her zaman dolu gidiyordu. Alikatlarımız da çok yoğun geçiyordu. Ve dönemden sonra şimdi bayağı bir yavaşladık. İnşallah yine eski günlerimize döneceğiz. 1 Haziran'dan sonra. İnşallah. Temennimiz o. Herkesin temennisi o bu anlamda. Evet. Mutfak içi önlemler, kurallar, yeni kurallar dediniz biraz önce Ömer Usta'm. Bunlar neler, hani detaylandıracak olursak demin bahsediyordun. Ya, örneğin bizim personeller günlük yine demiş olduğum gibi bizim doktorumuz var. Otelimizin doktoru. Personel girişinde yani girişler olunca personelleri tek tek kontrol ediyor doktor. Ateşi var mı acaba? Veya bir gün önce kendisini kontrol ettiriyor kendi personeller. Ateşi olmuş mu veya herhangi başka bir hastalığı var mı?
varsa riskli kişileri kesinlikle otele almıyor. Almadığı gibi hemen hastaneye sevk ediyoruz. Ya yani bunu önce yapmıştık zaten. Bundan sonra da yapacağız. Evet. Ve gün içerisinde iki defa kontrol edecek personeller. Zaten 8 saat çalışıyor. Sabah 8'de gelip akşam 4'te gidecekler. Sabah 8'de kontrol edilecekler. Bir de öğlen vakti kontrol edilecekler. Herhangi bir durum varsa hemen ya eve gönderilecek. Müdahale yapılacak. Müdahale edilecek tabii ki. Evet, anladım. Ve dediğim gibi temizlik maksimum seviyede tutuluyor. Maksimum seviyede tutulacak. Testler olacak. Bu şekilde bir önlem alınıyor. Bizim tarafımızdan. Çok güzel. Çok güzel şefim. Şimdi şefim, Türkiye'de bazı çalışmalar yapıldı. Özellikle bu COVID-19 salgınıyla beraber başlayan, sezonun açılmamasından dolayı birçok tesis kapalı ve birçok turizmi bekleyen turizm emekçisi işte çalışanı bu süreçte işsiz kaldı. Sezona başlayamadılar. Doğru bir süreçten geçildi. Birçok dernek bu konuda çalışmalar yaptı. Birçok STK ile ilgili kurumlarımız, devletimiz bununla ilgili çalışmalar yaptı. APGAT'ta Gastro Antalya olarak da bir askıda koli çalışması yapıldı. Askıda koli çalışmasında da... Evet, yapılan çalışma şuydu, özellikle ihtiyaç sahibi kişilere kolileri ulaştırabilmek. Bu anlamda birçok firma sağ olsunlar tedarikçi ve üreticiler destek oldular. Fakat onlar da bu süreçte sezon hazırlığı yaşanırken, tam sezonla ürünlerini gönderecekken böyle bir olayda birçoğu depolarında bekliyor ürünleri. Bu kapsamda şöyle bir çalışma oldu. Askıda koli bağışıyla tedarikçiden ürünler alınarak hem ekonomik olarak bir şekilde rahatlanması sağlandı, hem de ihtiyaç sahibi kişilere de ulaştırılmış oldu. İster ürünüyle destek oldu, tedarikçi firmalar devam ediyorlar. İsterse bağış yaparak, koli bağışı yaparak devam ediyorlar. Mesela Antalya'da bu konuda Sable Gıda, İnce Su Gıda, Antalya Reçelcisi olsun, Yayla Bakliyat, bana şeflerimin bildirdiği daha birçok firmamız var. Unuttuğum olabilir, özür diliyorum bu konuda. Gerçekten destekleriyle böyle bir büyük bir aile. Çünkü turizm büyük bir aile. Çalışanıyla, üreticisiyle, tedarikçisiyle, müdürüyle, otel sahibiyle böyle bir dayanışma içerisinde bir çalışma yapılıyor şu an. Bilmiyorum, orada da böyle bir şey yapıldı mı? Bir planlama, bir programlama yapıldı mı bu süreçte? Aslında bu fikri Muhammed Usta, Bilal Usta sayesinde ortaya çıkan bir şeydi. Onlara gerçekten teşekkürler buradan. Böyle bir fikri ortaya sundu ve uyguladılar. Onların sayesinde bayağı bir kişi yararlandı bu olaydan dolayı. Bu fikirden yola çıkarak biz de burada otel kapandığı zamanda bizim genel müdürümüz de Sedat Korkmaz var aslında burada. Bizim genel müdürümüz resortların, tüm otellerin genel müdürü burada. Onunla paylaştık. Kendisi de otelde, daha doğrusu yeni alınan bir şey yoktu. Çünkü bir anda oteli kapattığımız için elimizde bayağı bir süt, yumurta, sebze, meyveler kalmıştı. Bunların hepsini biz paketledik. Evet. Paketleyip tüm personele dağıttık. Tabii maksimum ikişer hafta yetecek şekildeydi bunlar. Tüm personele dağıttık. Bu tarzda bir şey yaptık. Yine derneğin sayesinde bir fikir alıp onu da uyguladık yani. Evet. Ve burada bir durum daha vardı. Personelin maaş konusu. Otel çalışmıyor. Otel kazanmıyor ama personelin de maaş alması gerekiyor. Burada bir şey, kural var devletten dolayı. Bu dönem içerisinde herhangi bir personeli işten çıkaramıyorsunuz. Otel işletme size 2/3'ünü veriyor maaşınızın. Bizim personelin bu tarzda bir şey oldu, destek olundu otelden. İşte sebzeler, meyveler, paketler gönderilerek, bir de maaşları ödenerek kimseyi zora sokmadı. Güzel. Bir dayanışma yapıldı orada da. Yapıldı evet. Şefim, şimdi biraz da bu konuyla ilgili şöyle sohbetimize devam edelim istiyorum. Tabii ki. Ben hemen...
yorum kısmını da açtım. Dünden de gelen yorumlarımız olmuştu zaten Instagram hikayesinden. En çok size selam gönderdiler. Teşekkürler, sağ olun. Bununla ilgili başarılarınızın devamını yazmışlar. Biraz da işte merak ettikleri konu, işte evet, yurt dışında biz de bu yolda neler yapabiliriz konusunda biraz bilgilendirelim istiyoruz. Bu yolda şeflerimizi de. Evet, Ömer Usta neler yaptı? Aslında ne yaptım mı, ne yapacağımızı mı söylesek? Önce ne yaptığımı söyleyeyim, değil mi? Tabii. Ne yaptığımı, ben işte dediğim gibi Gaziantep'te turizm otelcilik mezunuyum. Almış olduğum eğitim yetti aslında. Üniversite okumadım, okuyamadım. Çünkü zamanım olmadı. Çünkü ben okul öncesi de aşçılık yapıyordum. Benim zaten bayağı bir akrabam aşçı. Okulum bittikten sonra hemen direkt meslek hayatıma atıldım. Ondan sonra da yarışmalara katıldım. Bazı yarışmalarda dereceleri aldım. Yine Bilal Şefler'le beraber dereceleri aldım. Onların sayesinde de yurt dışındaki şeflerle tanışma şansını elde ettim. Ama bu şöyle bir şey. Burada o zaman şöyle söyleyebilir miyiz ustam? Hani yurt dışına açılmakta biraz da kapı yarışmaların içerisinde yer almaktan da mı geçiyor? Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Mesela yarışmalara katılırken sizin özellikle hazırladığınız reçete veya işte sunduğunuz yemekte niye önem gösterdiniz? Hani dünya mutfağı mı oldu? Bunun haricinde Türk mutfağı mı oldu? Ya da tüm kültürleri birleştirerek mi yarışmalara katıldınız? Dünya mutfağı da oldu. Yöresel de oldu. Gaziantep'li olduğu için yöresel yemekler de yaptık. Bizim evet, dernek... Türkiye'nin meşhurdur Antep mutfağı. Şimdi APGAT olarak şöyle Gastro Antalya'ya da hazırlık aşamasında biliyorsunuz bir atölye kuruldu şu an. Atölye var. İnşallah bu virüsten sonra bu mutfak atölyesi eğitimlerine başlayacak, devam edecek. Bizim Muhammed Şef ve Bilal Şef'le şöyle bir konuşmamız geçti. Çünkü bizim derneğe destek olan, üye olan Azerbaycan'dan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Mısır, Hollanda'daki şeflerimizle beraber hareket ediyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Mutfak atölyesinde eğitimler verilecek şeflere, genç arkadaşlara. Okul bitirsin, bitirmesin. Eğitimler verilecek. Evet. Örneğin Rusya'da bir otel açılıyor, işletme açılıyor. Bana herhangi bir şef gerekiyor. Ben APGAT'la iletişime geçiyorum. APGAT'la iletişime geçiyorum. Evet. Orada Bilal Şef'le veya Muhammed Şef'le veya Abdi Şef'in gözetimi altındaki eğitimini almış şeflerle iletişim kuruyoruz. Bize yarıyor ise, bizim şartlarımıza uyuyor ise yine APGAT işbirliğiyle o arkadaşı, o şefi buraya getirtiyoruz. Öyle bir projemiz var bizim. Bu çok güzel bir proje şefim. Evet, tamam. Şimdi ilk başta ister eğitimini almış olsun, ister tecrübeli olmuş olsun. Evet. Yurt dışına hazırlık süreci, daha doğrusu yurt dışına gitmek için, mutfaklarında bulunmak için bu hazırlanan mutfak atölyesinde eğitimlerini aldıktan sonra şefimiz, yani daha doğrusu APGAT'ın, Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği referansıyla sizlerin yurt dışında bağlantılarınızla şeflerimiz artık oralarda çalışmaya, en azından tecrübelerini artırmaya devam edecekler. Evet. Öyle çok bir projemiz güzel var. Umarım onu hayata geçireceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü evet, mesleğiniz var. Herkese saygı duyuyoruz ama yurt dışına çıkmak o kadar kolay olmuyor. Kolay ama burada hayatınızı sürdürmek kolay olmuyor. Çünkü her ülkenin çok kendisine has kuralları oluyor. Traditional şeyler oluyor. Yani şefim, örneğin... bir şey soracağım. Şimdi biz buradayız, biz bizeyiz, aramızda yabancı yok. İlk yurt dışına çıktığınızda, mutfağa girdiğinizde neler yaşadınız gibi işte korku, muhakkak ki bir endişeniz, tedirginliğiniz olmuştur. Bunları nasıl atlattınız? Bir Türk mutfağını hem temsil ediyorsunuz, bir Türk şefi olarak temsil ediyorsunuz. Hem de o mutfak
kültürünü bir an önce öğrenmeniz lazım. Hı-hı. Çünkü bu bahsettiğiniz proje, eminim ki siz bunları yaşadığınız için oluşturduğunuz bir proje. Evet. İlk gittiğinizde neler yaşadınız? İlk ben Abu Dhabi'ye gitmiştim. 2010 yılı sonunda. Orada bir Türk mutfağı açmıştık. Tabii benimle beraber birkaç tane Türk arkadaşım gelmişti. Tabii tüm personelin hepsi Pakistanlı, Hindistanlı, Arap. Onlarla iletişim kurmak için öncelikle Allah'tan İngilizce biliyorduk biraz tabii ki. Çok profesyonel bilmiyorduk ama öyle bir iletişime geçiyorduk. Evet, orada biraz çekingenlik oldu. Çünkü markete gitseniz, market derken yani manava gitseniz malzeme alacak şekilde dil bilmeniz gerekiyor. Ürünleri seçebilmeniz tabii. gerekiyor. O ürünleri Türkiye'de yapmış olduğumuz kalitede tatta lezzette yapıp sunmamız gerekiyor. O tarzda sıkıntılarımız oldu birkaç hafta tabii ki ama sonra çözdük. İşi çözdük yani. Güzel. Peki şefim şimdi Türkiye'de daha doğrusu işte Akdeniz olsun, Ege bölgesi olsun. Ne kadar internasyonel bir turist davetlimiz olarak Türkiye'ye gelse de muhakkak ki oradaki mutfaktaki dediğiniz gibi alınan malzemeyle buradakiyle oradaki çok farklıdır. Mesela Bırak buraya büfede sunduğunuz ürünlerle sizin oradaki sunduğunuz ürünler arasında muhakkak ki fark vardır. Evet. Mesela ne kullanıyorsunuz? Aradaki fark neler oldu? Şimdi size sadece şundan bahsedeyim. Örneğin baklavadan bahsedeyim. Baklavadan. Evet. Bir anımı anlatayım daha doğrusu. Mısır'da bir baklava şefi getirmiştik biz Türkiye'den. Şef çok kaliteli bir usta. İstediği unu bulduk. Tutmuyor, hamur tutmuyor. Baklava olmuyor. Çünkü suyundan bile fark ediyor bu. Suyundan değişiyor. Bile fark ediyor, havasından fark ediyor. Havasından neminden, fark ediyor. Tabii havanın kuruluğundan fark ediyor. Tabii sonunda tutturduk da. Fark ediyor. Bu gibi şeyler fark ediyor. Çünkü de ilk defa yani bir defa da yaptığın şeyler burada 2-3 defa deniyorsunuz. Ondan sonra yapabiliyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz şefim. onun için herhalde yine her zaman söylenir ya yöresinde yemek lazım. O tadı aynen, almak evet. istiyorlarsa Türkiye'ye evet. bekliyoruz o zaman onları. Türkiye'de evet. Bu tadı lezzetin gerçek üyesiye şey yapabilirler, deneyimleyebilirler. Evet. Bu arada takipçilerimizden de sizlere sorusu olanlar varsa yorumlara yazabilirler. Size soruları canlı canlı Soçi'den Ömer Yalçın şefim sorularınızı yanıtlayacak. Tabii inşallah. Eğitim konusundan bahsediyorduk şefim. Şimdi siz uzun yıllardan beri yurt dışındasınız. Hem dediğim gibi ülkemizi de temsil ediyorsunuz bu anlamda. Hem bizim kültürümüzü de tanıtmış oluyorsunuz. Tarihe de bakıldığında işte aslında Türklerden alınan birçok örnekler var. Mesela mimarimiz alınmış, eğitimimiz evet. alınmış ama evet. şu dönemde ne kadar biz bunları yaşatıyoruz tartışılır bir konu aslında ama evet. O dönem alınmış ama hakikaten geliştirmişler. Mesela sizin orada karşılaştığınız noktalar oldu mu? Mesela işte Türkiye'de yani birçok biliyorsunuz ürünümüz lezzetimizle birçok ülkede tartışıyoruz işte bu ürün bize ait. Bu evet. ürünün mesela bir yoğurttan örnek vereyim gibi. Mesela bunlarla hiç karşılaştınız mı? Neler var mesela oranın mutfağında? Örnekleri vereyim. Öncelikle burada şimdi bizim döner. Döner bizimdir yani. Döner bizim. Evet. Burada dışarıda işte şehirde her yerde şavurma diye geçiyor. Şavurma yani Rusların çıkarmış olduğu bir döner tarzında. Bizim tarzda yapıyorlar ama onlar tost makinesine basıyorlar falan. İçeriye lahana katıyorlar. Bazı lahana, soğan, bazı ilginç şeyler katıyorlar. İşte soslar katıyorlar. Ama bizim ürünlerimizi değiştirmişler. Örneğin şeyler var. Yunan mutfakları oluyor burada var. Yine döneri değiştirmişler. Sulak diye satıyorlar. Bu tarz ürün çok burada. İsim değişikliğiyle her türlü şey ürün orada farklılaştırarak yapılıyor yani. Evet. Anladım şefim. Çok güzel şey peki var. Mesela şu an mesela çalıştığınız tesiste olsun ki orada eksekutif şef olarak çalışıyorsunuz. Evet. Veya gittiğiniz tanıştığınız ortamlarda bir Türk şefi olarak kendinizi tanıştırdığınızda bakış açıları nasıl oluyor? Bakış açıları aslında kendilerini şanslı hissediyorlar. Bizi çok seviyorlar. Yani evet. yönetim hakkında veya bu bölgenin insan hakkında değil de personel hakkında konuşmak istiyorum. Personel seviyor.
Çünkü onlar açlar, iş öğrenmek istiyorlar burada. Yani bizim gerçekten Türkiye'de çok kaliteli şefler var. Türkiye'de çok kaliteli eğitimler alıyoruz. Bunların evet. Öğrenci arkadaşlara söylemek istiyorum. Bunların değerini bilsinler öncelikle. Burada öyle bir eğitim yok. Burada öyle bir ustalık, şeflik yok. Gerçekten de. O yüzden biz herhangi bir işletmeye başladığımız zaman burada, benim gibi tabii çok yurt dışında arkadaşım var. Burada Rusya'da da büyük otellerde şeflik yapan arkadaşlarım var. Yani personel kendisini çok şanslı buluyor. Biz ne dersek yapıyorlar. Yapmış olduğumuz işi de severek yaptığımızı biliyorlar. O yüzden bizi örnek alıyorlar. Örnek aldıkları için de yaptığımız işte başarılı oluyoruz. Onların sayesinde tabii ki. Tabii ki. Şefim, o zaman şöyle diyebilir miyiz biz? Hani Türkiye'de evet, hele son yıllarda hani belli bir dönem, özellikle 90'lardan 2000'lere kadar diyelim, alaylı dediğimiz bir kesim vardı, şeflerimiz vardı. Evet. İşte çok eğitim önemli değildi, mutfağa girilirdi, mutfakta öğrenilirdi her şey. Evet. Daha sonra ağırlıklı olarak hani 2000 sonrası diyorum, çünkü işin içerisinde meslek liselerinin haricinde üniversiteler de girdi işin içerisine. Evet. Ve üniversitelerle de adınan eğitimlerle daha çok insanlar kendilerini geliştirebildiler. Dediğim gibi meslek lisesi ayrı, üniversite olayı ayrı. Mesela yurt dışında da hani bu şekilde okullarda eğitim görülebiliyor mu? Şimdi burada da var. Burada da var. burada da aslında son 4-5 yıldır moda oldu diyelim burada da. Çünkü nasıl diyeyim ben size, şöyle bir bilgi vereyim. Biz burada şeyler yapıyoruz. Master class'lar yapıyoruz otelde. Yani evet. Cooking class'lar hazırlıyoruz. İşte dışarıdan ve otel içerisindeki misafirler o eğitimlerden yararlanıyor. Onları küçük bir eğitim veriyoruz. Sonra diplomalara veriyoruz. Onları personel hoşuna, misafirin hoşuna gidiyor. Sonra misafirler burada cooking school'lar var. Onlara gidiyorlar. Eğitim alıyorlar. Tabii burada üniversitede culinary school'lar var. Liseler var. Burada da eğitim alınıyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de verilen eğitim gibi değil buradaki eğitimler. Türkiye'de çok detaylı eğitim veriliyor gerçekten. Çok çok detaylı eğitim. Hemen burada şunu sormak istiyorum şefim. Şimdi buradaki okullarda bizim bir staj dönemimiz var biliyorsunuz. Hem okuyoruz hem staj dönemi gerçekleşiyor. Evet. Orada da aynısı uygulanıyor mu? Burada da var tabii ki, ama buradaki stajyerlik çok süper olmuyor. Neden? Personel 5 gün çalışıyor. Yani stajyer daha doğrusu 5 gün çalışıyor. 6 saat çalışıyor evet. Günde. O 6 saat içerisinde de zaten 1 saat yemek yiyor, 1 saat kendi molası. 4 saatte ne öğrensin bu öğrenci? Bizim yani çok Türkiye'deki doğru. Gibi değil. Türkiye'de personel, yani stajyer daha doğrusu, kendi isteğiyle kalıyordu. Örneğin ben bunu sıcak bölümüne vermişim ama orada kendini böyle öğrenmek istiyor. Sonra oradan pastaneye gidiyor. Oradan alekarta gidiyor. Dekor bölümüne gidiyor. İstiyorlar yani. Açlar. Biz öğrenmek istiyoruz. Burada o şey yok fazla. Olmuyor öğrencilerde. Fazla olmuyor. Ama var. Okullar var. Mutfak. Evet, mutfak sevmek, mutfakta bulunmak ayrı bir galiba değil mi? Aşk diyelim, mutfak aşkı tabii. Ayrı bir şey. Yani hani çok ağır şey çalışma saatleri var. Çok çok zor dediğiniz gibi. Mesela özellikle siz yurt dışında birçok tesiste bulundunuz şefim. Bununla ilgili mesela şunu sormak istiyorum. Hani oradaki çıkarttığınız mutfaktaki kültürle bizim Türk mutfağı arasındaki fark ve benzerlikler neler? Şimdi benim buradaki Mariotta İtalyan mutfağım var. İtalyan mutfağı international bir mutfak olduğu için tüm misafirler yararlanıyor. Bir de lobby mutfağım oluyor. Burada da her ay bir ülkenin yemeğini sunuyoruz. İşte bir ay Hindistan, bir ay Arap, bir ay Türk mutfağı. Çünkü misafir, evet Türkiye'ye gelince Türk mutfağını çok seviyorlar. Gerçekten de. Ama burada bir Türk mutfağını çok da rağbet görmüyor. O yüzden evet. Biz de her ay veya 2-3 haftada bir böyle gala
günlerimiz oluyor. Gala geceleri oluyor. Veya set menüler yapıyoruz. O tarzda misafirlere sunuyoruz bunları. Evet, seven de çok çıkıyor. Kesinlikle, ama bu bölge bölge. Örneğin Tataristan'da çalışmıştım ben. Orada Türk mutfağını çok çok seviyorlar gerçekten. Türk restoranı da çok. Türk oteli de var. Hı hı. Çok seviyorlar. Ama bu bulunduğum bölgede çok da Türk yemeğini seven olmuyor. Bu bir realite yani. Şimdi onu soracaktım şefim size. Özellikle bir Türk şef olarak otelde hani bizden veya yöresel yemeklerimizden, mesela Antep'te okumuşsunuz, oranın evet, yöresel yemeklerinden neler sunuyorsunuz, neler tattırıyorsunuz gelenlere? Ya aslında ben sevdiğim yemekleri yapıyorum ben. Yani yuvarlamayı falan çok seviyorum. Beyran çorbasını falan belki duymuşsunuzdur. Onları çok tabii yapıyorum. İçli köfte, mantı, işte şivediz yemekleri var Gaziantep'te. Onları yapıyoruz. Ya bu şey yaptığımız zaman, tabii ki set menüleri yaptığımız zaman, o zamanlar sunuyorum. Tabii misafir de beğeniyor bunları. Lahmacunları tabii falan çok seviyorlar tabii ki. Teklif geliyor. Örneğin Türkiye'de bulunmuş misafirlerimiz oluyor. İşte bir yemek söylüyorlar. Onun da ismini tam söyleyemiyorlar tabii ki. Ben bunu istiyorum diyorlar. Arasıyoruz, bakıyoruz ki Trabzon'dan veya Zonguldak'tan bir yemek yapıyoruz hemen. Yapmaya çalışıyoruz. O da güzel. Ama evet, dediğim gibi şefim, bizim Türk yemeklerini daha çok tanıtabilmemiz için ne var? İşte yarışmalarda bunu sunabiliriz. Evet, Yarışmalara evet katılarak veya işte Türkiye'de yapılan yarışmacılara, daha doğrusu Türkiye'de yapılan yarışmalara yurt dışından gelen evet. şeflerimizle tanıtarak yapabiliriz. Ya da Evet. asıl önemlisi, en çok Türk mutfağını tanıtacak olan sizlersiniz şeflerim. Şimdi evet, Sizlerin yine oralarda olması teşekkür ederim. Yine ister dernek istemez hakkında birkaç evet şey söylemek istiyordum. Tabii. Çünkü 2019'da yapılan Gastro Antalya'da, evet siz de söylemiştiniz, 40'a yakın ülke gelmişti. Bu yıl evet amaç 80'den 90'dan fazla ülkeden şeflerin gelmesi. Ama bir de yarışmada yurt dışından gelen şeflere Türk yemeklerinin yaptırılması var. evet Evet, öğretilip yaptırılması var. Neden? Çünkü Türk mutfağını tamamıyla tanıtıp bu şefler ülkelerine dönünce bizim öğretmiş olduğumuz yemekleri ülkelerinde yapıp tanıtsınlar diye böyle bir plan var. Yine Bilal Şef'e, Muhammed Şef'in böyle bir planı var. Onu uygulayacağız umarım, inşallah. Onu uygulayacağız. İnşallah. Şefim zaten bu konuda dediğiniz gibi geçen sene bunun başlangıcı yapıldı. Geçen sene misafir ülke Rusya'ydı. Rusya ile Evet. yapıldı bu çalışma. Hem bizim mutfağımızı tanıtalım, hem onların mutfağından bizim, hani sonucunda buraya gelen turist, Rus turist, Alman Evet. turist, onların da mutfağını bilmemiz lazım. Demin çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, siz de mesela otelde Türk yemeklerini sunmak istiyorsunuz ama damak tadına uyan var, uymayan var. Evet. Ama belki onu bir değiştirerek, bir baharat ekleyerek, çıkartarak ya da tamamen hiçbir şekilde reçeteyi bozmadan hani Evet. sunmakla tanıtmış oluruz. Bu senede işte 12-15 Kasım'da 2020'de Evet. Expo Antalya'da yine zeytin teması olan Evet. festivalde misafir ülke Kore olacak. Yine birçok ülkeden yarışmacılarımız katılacaklar, birlikte olunacak, paneller gerçekleşecek bu anlamda. Evet. Ben yayına yeni katılan izleyicilerimiz için de ilk bahsettiğimiz konulara da dönmemiz gerekirse onları da bilgilendirelim isterim tekrardan. Tabii. Bu dönemde insanlar bir bekleyiş içerisinde, bir pandemi sürecinden bahsettik. Herkes tedirgin. Siz otelinizde önlemler aldığınızdan bahsettiniz. Evet. Sürekli işte kontrollerin yapıldığını, Evet. şeyler kontrollerin haricinde belli saatler çalışmalar olduğundan bahsettiniz. Evet, Biraz 15 da günde bir mutfak. Covid testleri olacak. Onlardan bahsetmiştik. Evet. Şefim, şunu söylemek istiyorum. Mutfaktaki o artık büfeye çıkarttığınız ürünler. Çünkü şu dönemde herkes bir bekleme sürecine girdi. Üretim durdu.
Orada hani muhakkak ki orada da aynı şeyler yaşanıyordur. Aldığınız ürünler ve büfeye çıkardığınız ürünler muhakkak değişecektir. Mesela bununla Tabii. ilgili bir planlama yaptınız mı? Var mı? Ya planlamamız bahsettiğim gibi biz alikart üstü çalıştığımız için alikart usulü büfe sadece Evet. kahvaltıda veriyoruz. Ve bu kahvaltı bu 2 aylık dönem süreç olacak. 2 aylık süreçte büfe açmayacağız. Yine kahvaltı salonunda hizmet vereceğiz ama set menü yapacağız. Yani örneğin oda numaraları olacak. Hangi odada kaç tane misafir kalıyor? Ona göre bir set menü hazırlanacak. Misafirin gelme saatleri yazılacak. Misafirin masası hepsi hazır olacak. Masasına kaç kişi geliyorsa o kadar yemek katılacak. Yani yemek de dökülmesini istemiyoruz biz. Fazla yemek de kalınacak yani aslında. Tabii. Bu Ya, şu israfa da dönem birçok karşıyız. şeyde evet onu söyleyecektim. Evet. Farkındalığımızı artırdı. Her şey tüm kıymetini bileceğiz öyle Evet. söyleyelim değil mi? Aldığımız ürünü zaten bunlara dikkat Kesinlikle. ediliyordu. Ama hakikaten şu dönemde dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak. Evet. Deminki bahsettiğiniz projede de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bahsettiğiniz o Expo'daki açılacak mutfak atölyesinde. Evet, tamam. Gastro Antalya'nın APGAD, Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği'nin Evet. etkinlik topluluğu Gastro Antalya'da bir atölye olacak ve o atölyede uzman şeflerimizden, eksekutif şeflerimiz, Evet. eğitmen şeflerimizle ön bir eğitim aldıktan sonra yurt dışına gitmek isteyen, orada da tecrübesini ve deneyimi artırmak isteyen şeflerle beraber Evet. sizlerin de destekleriyle bir referans olmuş olacaklar ve siz Evet. orada onlara otel kapılarının işte mutfakları daha doğrusu çalışma İnşallah. Evet, imkanı evet, sunacağından evet. bahsetmiştiniz. O zaman bununla ilgili sanırım bilgilendirme yapılacaktır. Hem Evet. web sitenizden hem sizin sayfalarınızdan sizleri takip ederek Evet. bu konuda ulaşabilirler. Ben Kesinlikle. biraz önce sorularımıza da baktım. Bu Evet. konuda şu an takipçilerimizden gelen sorularımıza işte sohbetimizin başında siz bahsetmiştiniz işte Rixos grubundan ayrılıp şu an Soçi'desiniz. Evet, Soçi'de Paris'teyim. Evet. bulunuyorsunuz. Mutfak kültürümüzü sormuşlar. Türk mutfağı kültürüyle arasındaki farklardan bahsetmişler. En çok mesela orada en çok büfenizde bulundurduğunuz oranın yöresel yemeklerinden ne var sunduğunuz Şimdi biz menüde? şöyle söyleyeyim. Burada Gürcü mutfağı, Ermeni mutfağı çok revaçta. Sabahları örneğin ben kahvaltı büfesinde Kafkas mutfağı bölümüm oluyordu. Orada kebaplar oluyordu. Yani bizim Adana, Urfa tarzında kebaplarımızı biraz daha yağsızı. Bunlara da yine şaşlık diyorlar. Şaşlık veriyoruz bunlara. Evet. Kebap veriyoruz sabahları. Ve Gürcü mantısı veriyoruz. Hinkali deniyor ona da. Büyük bir 150-200 gram oluyor hinkali. Bunlar veriliyor. Sonra çiğ börekler. Yani bizim Eskişehir'in çiğ böreği vardır. Bunlarda Evet. da var. Evet, çiğ börek falan veriliyor. Bu tarzı yemekler sunuyoruz sabahları. Tabii Türk mutfağından da yani yine menemenimiz, tostumuz hazır oluyor. Her zaman sunuyoruz bunları. Su böreği falan Yani veriyoruz. o zaman neredeyse birebir aynı, sadece isimler farklı, içeriğini eklenen bir Evet. iki üründe değişik bir tatlar sunulabiliyor Evet, şefinle. evet, 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 evet. Yani sadece Rusların kendi mutfakları yani Kafkas mutfağını kendilerine şey tutmuş. Yani Kafkas mutfağını çok seviyorlar. Kafkas Öncülük mutfağı yapıyorlar. evet. O Evet. yüzden o tarzı yemekler sunuyoruz biz de burada. Şefim sohbetimiz çok keyifli geçti. Evet. Gastro TV konuğu Soçi'den, Soçi Marriott Otel'den Ömer Yalçın'dı, eksekutif şef. Kendisiyle sohbetimizde pandemi dönemindeki tesislerinde aldıkları önlemlerden bahsettik. Yurt Evet. dışında bir Türk şefin yaşadıkları iyi, kötü deneyimlerinden bahsettik ve bir şefin yurt dışına gittiğinde neler yapması gerektiği, değil mi şefim? Evet. Ya ben Bilgilendirmeyle. sadece bir daha bilgi vermek istiyorum da genç arkadaşlara, şef arkadaşlarımıza Evet. meslekleri
tartışılmaz kesinlikle. İlla ki iyidir. Ama buradaki yani Rusya olsun, Dubai olsun, İngiltere olsun, Almanya olsun, oradaki personeli kendinizi ifade etmeniz açısından yabancı dil kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bilmeyince kendinizi ifade edemiyorsunuz. İfade edemeyince başarılı olamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden tüm şeflere bunu söylüyorum. Evet. Ve kesinlikle sadece yemek yapma değil olay. Kendi has özel yemekleri sunmaları gerekiyor burada. Evet, ben Gaziantep'liyim ama elimden geldiğince gerçekten de Türk gecelerinde falan kendi yöresel yemeklerimi yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da yani. Şefim, o zaman Antepli olarak en iyi yaptığınız bir Antep menüsü nedir? Şunu ya, benden iyi yapamaz dediğiniz. Yuvarlama güzel yapıyorum. Yuvarlama. İçli evet. Köfte güzel yapıyorum. Elimden geldiğince. O zaman şöyle yapalım şefim. En kısa zamanda sizi Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'de yine bir araya geliyoruz. Yine bir canlı yayın yapıyoruz. Size yaptırıyoruz ve lezzetle tadacağız inşallah o dönemde. 12-15 Kasım'da inşallah oradayız. Derneğimizde bir işler yapacağız. Evet orada. Şefim. Evet, çok güzel. Yine orada da yine konuşmalarımıza devam ederiz, sohbetimize devam ederiz. Zeytin temalı olacak. Gastro Antalya, Uluslararası Gastronomi Festivali yarışmaları olacak. Yine birçok ülkeden katılan yarışmacılarımızın, şeflerimizin olduğu birçok tedarikçi ve üretici firma olacak, yer alacak. Bunun haricinde paneller, workshop olacak. Akademisyenler, uzman şefler katılacaklar. Gastro TV'nin bugünkü konuğu Soçi'den Executive Chef, Soçi Marriott Otel'in Executive Chef'i Ömer Yalçın'dı. Şefim, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Öncelikle size teşekkürler böyle bir muhabbet olun. İçin ve derneğimize katkısı olan herkese teşekkürler. Ve yine Muhammed Şef'e, Bilal Şef'e özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir şansı bana verdikleri için. Ben de yurt dışında, Rusya'da elimden geleni yapacağım. Derneğimiz için. Her şey için sağ olun. Çok teşekkür ettik şefim. Sağ olun. Görüşmek üzere diliyoruz. Antalya'dan, Türkiye'den selamlar. Soçi'ye. Sağ olun. Hoşçakalın. Buradan da sizlere selamlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.